Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Aşaf Hamburg merkeze geldik. Şehir merkezini biraz turlayacağız. Ben de birlikte gezelim istedim. Şimdi böyle eski sokakları birlikte dolaşalım. Hadi gidelim. Arkadaşlar, çok eski sokaklarda çok eski bir arabayla karşılaştık. Aşaf Hamburg çok eski bir şehir. Çok eski böyle muhteşem konakları var. Almanya'da biliyorsunuz bu yakınlarda sel afet yaşandı. 30'dan fazla can kaybı var. O yüzden Main zaten çok temiz bir su değil. O yüzden de şu an daha kirli, daha berbat gözüküyor. Şu anda Aşaf Hamburg şehrinin en görkemli yapılarından olan bir saraya geldik. Burası Aşaf Hamburg'un en eski yapılarından birisi. Şehrin en gözde noktalarından birinde bulunuyor. Yine buradan yine Main Nehri gözüküyor. Şu an tadilattan dolayı giriş yasakmış. Yani bu tadilat ne kadar uzun sürüyor bilmiyorum. Geçen yıl gelmiştim, geçen yılda. Yine giriş yasaktı. Bir türlü nasip olmadı. Burası Aşaf Hamburg'a gelen turistlerin uğrak noktası. Görmüş olduğunuz gibi buradan Main Nehri akıyor. Yani çok güzel bir noktaya konumlanmış bu saray. Arkadaşlar bu Main Nehri Almanya'nın hemen hemen birçok şehrini dolaşıyor. Burası sarayın girişi. Giriş için bir köprü yapılmış, üç kemerli. Tadilatta diye söyledim ama galiba bahçeye kadar girebiliyorsun. Sadece odaları dolaşamıyorsun şu anda. Gelmişken size sarayın kapısını, işlemelerini, bahçesini bir dolaşalım birlikte. Arkadaşlar, mükemmel işlenmiş ahşap bir kapı var şu an. Tavanların işlemesini görüyorsunuz. Arkadaşlar şu an sarayın avlusundayız. Size keyifli seyirler diliyorum. Bu sarayın tarihini belirten simgeler var burada. 1914-1918 yılları yazıyor. Burada da 1939-1945 yani tadilat yılları vesaire ayrıntılı yazılmış hepsi.
Pencerenin birisi açıkmış. İçeriği görüntüleme şansım oldu. İçerisi de bu şekilde arkadaşlar. Gayet lüks, modern şekilde restore edilmiş. Şimdi şehrin meydanına geldik. Çok enteresan, acayip sakin. Sanki şehir terk edilmişçesine. Karşıda görmüş olduğunuz yerde turist tanışma merkezi. Şimdi gidip bir şeyler içelim. Sonra görüşürüz. Şehrin şu an tam merkezine geldik. Aschaffenburg'un en işlek alışveriş merkezi. Yoğun olan caddeleri buralar. Bu ortada eski yine bir kule var. İlerisi de büyük alışveriş merkezi. Şimdi böyle kafamıza yatkın bir şeyler içmek için bir yer arıyoruz. Burası da Aschaffenburg'un en eski kiliselerinden bir tanesi. Turistlerin uğrak noktası. Şöyle girişte size yapılış tarihini göstereyim. 1699 yılında yapılmış. Orada yazıyor. İçeriği gösterme imkanım var size. Buraya giriş serbestmiş. Tavan işlemelerini görüyorsunuz. Böyle çok güzel bir sokağa açılıyor kilisenin kapısı. Kafeler, barlar. Mükemmel sokakları var. Sokakta böyle küçük kafeler var. Eski tarihi konaklar. Daracık daracık sokaklar. Aschaffenburg sokaklarında gezimiz tüm güzeliyle devam ediyor. Arkadaşlar, bu şehrin denize çıkan sokakları yok ama Main nehrine bakan böyle güzel eski sokakları var. Aşağıdaki görmüş olduğunuz gibi Main nehri, sokak Main nehrine bakıyor. Böyle birçok sokak mevcut burada. Gayet güzel bir manzara oluşturuyor bu da. Şu anda bir şeyler içmek için şehir merkezinde böyle bir yere oturduk. Umarım Aschaffenburg videosunu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşürüz.